Merhabalar, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih Terim'in basın toplantısı birlikteyiz. Sorularınızla başlayabiliriz. ...5-0 yenip artı 8-10 tane de pozisyona girersen bu kadar da pozisyon vereceksin. Ama haklısınız. İlk iki pozisyonla uyudamadın zaten. Yani biz akan oyunda, yerleşik bir oyunda herhangi bir sıkıntı yok. Kornerden geldi, bir tanesi yaptık, verdi. Diğeri de kendisi kaptırdı zaten. Bir tane de kornerden geldi işte. O da yine kaptırdı kopun devamı. Ancak ikinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak. Onun rahatlığı içerisinde. Bu pozisyonları vermemeliyiz. Ben de sizle aynı fikirdeyim. Onun için ben bunu 3 puanı aldık garanti nasıl olsa diye düşünmeye bağlıyorum ama öyle olmamalı. Onun için de zaten biraz kızdım bir iki oyuncuya. Ciddiyetten uzaklaşılmamalı. Bu arada ama böyle bitince de Mustera adına çok sevindim. O bizim için çok önemli bir oyuncu Mustera. Yine bugün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. Ama size hak veriyorum, olmaması gerek. Spor adamı, bir milli takım teknik direktörü olarak size bu soruyu sormak istiyorum. Şenol Hoca... Tek tek sor da bir daha gelsin. Bir daha sor. Aldığın zaman 3 tane, 5 tane... Şimdi... İlk soruyu bir cevaplayın. İlk soruyu bir cevaplayın. Sonra yine sorarsın. Şimdi tabii... Harikasınız ya. Vallahi bayılıyorum size. 5-0 kazanmış bir takıma... İstatistik olarak kaç tane şut atıldı, kaç tane kurtardığı soruyorsunuz. Güzel. 34'ün hepsi kaleyi tutmuş mu? Ya. 34 isabetli. Güzel. Peki. Şimdi madem sürekli istatistik veriyorsunuz, yok şuttu, yok ortaydı, yok efendim pastı. Bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Türk futboluna daha da faydalı olur. Mesela hangi oyuncu sahada hakemi kaç defa aldatıyor? Ne bileyim, kaç oyuncu kaç defa kendini yere atıyor? Ne bileyim, koluna tekme gelse suratını tutan kaç kişi var? Bizim takım mı dahil buna? Kaç kişi itiraz ediyor da oyunun sonlarına kadar sarı kart görmüyor da son 10 dakikada belki 7 dakikada görüyor? Yani bu istatistikleri de bence tutulsa faydalı olur diye düşünüyorum. Yani dokunduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar. Bunlar önemli şeyler. Değil mi? Bu istatistikleri de. Şimdi Mustera zaten iyi bir kaleci. Zaman zaman hepimiz gibi o da bazı hataları oldu ama genel olarak geldiği günden beri Galatasaray'da güven veren takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için mutluyum. Çünkü Mustera sahneye çıktı. O da ona çok büyük bir moral olacaktır. Şimdi özellikle ilk yarı tabii hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Yani Emre'siyle, Belanda'sıyla, Cagnes'iyle işte Henrisi'yle ve Fegulisi'yle ve iki bekimizle. Dolayısıyla orta sahada bir hafif sıkıntımız oldu. Geçişlerde de sıkıntı yaşadık. Bu arada da bundan dolayı da Enda'ya bir sarı kart yedi. Onun için bu eğer bize atakta ve gol pozisyonlarında bir zenginlik verseydi ben bu riske devam ederdim ama maalesef olmadı. Dolayısıyla bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ki Donk ve herkes taşlar yerine oturunca daha iyi oynamaya başladılar. Ama açıkçası eğer gol atıyorsak, fazlasını da pozisyon olarak buluyorsak çok da önemli değil. Ama sözlerimi lütfen iyi anlayın. Yani yediğimizden fazla atabiliyorsak veya devamlı atakta pozisyon bulabiliyorsak o zaman zaten oyunu böyle oynadığımız için
Kendi kalemizde pozisyon vermemiz kadar doğal bir şey yok. Ona razıyım ama hem bulamıyoruz hem sıkıntı yaşıyorsak o zaman bizim için problemdir. Şimdi buyur ikinci soru. Hayır, ne soruyorsunuz? Ona mı? Şenol Hoca'nın gelişi, iki maç için milli takımda olması. Ya kardeşim, Şenol Hoca ile anlaşmış mı milli takım? Anlaşmış. Görevinin başında mı? Konu Futbol Federasyonu'nda Beşiktaş ilgilendirir. Benim zaten herhangi bir demem bir şey yanlış olur. Ortada da öyle abartılacak bir şey yok. Şenol Hoca iki senede yetişecek kapasitede bir insandır. Türk milli takımına karar verilmiş. Allah yardımcısı olsun. Hepimiz yardım etmeliyiz. Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Beşiktaş kendi problemlerini çözecek kadar büyük bir kulüptür. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Yani ben bunu mevzu olarak bile görmüyorum. Rica ederim. Sinan Yılmaz. Haklılar. Ben bir eklemede daha bulunayım. Frikikten de atmıyoruz. O da var. En son hatırladığım Maicon Göztepe maçından beri attık mı Frikikten? Nerede? Türkiye Ligi'nden diyorum hani. Lokomotiv maçında Eren attı ama Türkiye Ligi'nde attık mı? Atmadık galiba. Duran topların çok önemli olduğu bir futbol oyununda, yani son zamanlarda özellikle duran toplar çok önemli. Bunun frikiği var, korneri var işte, faulü var, osu var, bu su var. Bu kadar önemli olduğu bir noktada tabii ki çok etkin olmamız gerekiyor. Luyendama'nın kupada galiba bir golü var, değil mi kupada? Etkin iki tane kafası var Erzurum'da. Olmadı. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii burada sadece tek tarafı düşünmemek lazım. Atan, vuran, koşan bunların hepsinin aynı anda doğru işlemesi lazım. Bakınız Cagne, Luyendama, Marcao olmasına rağmen ilk yarı kafayla pozisyon verdik. İkinci yarı donk girdi. Biraz daha iyi paylaşıldı. Ama haklısınız. Çalışıyoruz. Mesela en önemli dakikalarda 3 tane korner üst üste atamadık Erzurum'da. Ki sol ayağı çok önemli işler yapmış bir oyuncumuzdan bahsediyoruz. Emre'den. Olmuyor bazen. Onu en iyi kullananlardan biri Selçuk'tu. O da zaman zaman o pozisyonlarda olmuyor. Ama çalışıyoruz. Kritikler doğrudur. İtirazım yok. Onları da etkin hale getirmeliyiz açıkçası. İki soru alıp teşekkür sizce. Bilmiyorum yaradı yaramadı ama o tamamen bir reaksiyon. Şöyle ki yani önemli bir çaba var orada. Topu kazanmak için. Bize göre faul değil ama tabii hakeme göre ne olduğu önemli. Biz de zaten daha fazla abartamıyoruz. Hatırlarsanız 10 maçı bize hani böyle şey diyemiyoruz. Ama bize göre değildi. Hakeme göre mühim olan özellikle yapılmış şey değil. Bütün kulübe demek ki o emeğe, o pozisyonun devamında neler olabileceğini anlayan bir ekibiz orada. Nitekim hakem hocam itti, ben öyle gördüm dedi. Ben dedim ki hocam sen öyle gördün. Ben öyle görmedim ama. O öyle mühim olan da hakemin gördüğü. Yani o pozisyonun heba olmasına bir tepki yoksa herhangi bir şey için değil. Son sorumuz lütfen. Esasında çok bir şey değişmedi de arkadaşlar muhakkak ki aradaki puan farkı cumartesinden daha da fazlalaşırsa maç fazlasıyla veya normalde bile sıkıntılı durumdasınız. Kaybetmenizin kredisi her dakika azalıyor. O yüzden bugün oyuncularımızla konuşurken bu ahvalde konuştuk. 10 maçı hedefleyen bir Galatasaray olmalı. Galatasaray pes etmez. Galatasaray
geri durmaz. Galatasaray kabullenmez. Kaybederse de tebrik eder geçer ama kabullenmez Galatasaray. Dolayısıyla arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Belki odur ama onun dışında çok da fazla bir değişiklik yok. Ama bugün pazartesiye rağmen taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kolay değil pazartesi 8'de bu kadar seyirci ve de etkin bir şekilde. Onların da zevkli bir maç seyrettiğine memnun oldum. Çünkü iş saatleri, trafik, aklımıza gelecek her şey. Ama çok fazla değişen bir şey yok. Oyun anlayışımızda, oyun felsefemizde çok fazla bir değişiklik yok. O biri Sinan'la Fernando. Fernando sakatlığı vardı biliyorsunuz. Geçti fakat birkaç antrenmana çıktı. Sinan'la beraber bugün öyle düşündüm dışarıda olmalarında. Yarın bir gün bizle beraber oldular. Bugün böyle karar verdik. Çünkü Yuta olmayınca bir yabancı daha dışarı çıkarmak zorundaydık. Onu da ben Fernando olarak kullandım ama Bursa maçıyla inşallah hep beraber olacağız. Teşekkürler. İyi geceler. Teşekkürler.